Selamlar sevgili gençler ben sml hocanız sml hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar ee, köklü sayılar videomuzun devamını çekiyoruz biraz rahatladım da falan havalandırdım güzel oldu köklü sayılar videomuzun ikinci kısmındayız sorumuzla başlayalım vakit kaybetmeyelim 10 bölü kök 5 artı kök 5 bölü 2 eksi kök 5 denilmiş bakın ben burayı kök 5 ile genişleteceğim burayı da 2 artı kök 5 ile yani eşlenikleriyle genişleteceğim sevgili gençler üst taraf 10 kök 5 olacak. Alt taraf kök 5 kere kök 5 5 artık onu biliyorsunuz. Artı 2 artı kök 5 de kök 5'i genişleyeceğim. Bakın 2 kere kök 5 2 kök 5 yapacak. Ee, kök 5 kere kök 5 de 5 yapacak. Bölü. 2'nin karesi eksi kök 5'in karesi. Yani 4 eksi 5 olacak burası da. Şimdi gençler. 5 ile onu sadeleştirdim. 2 kaldı. Yani burası 2 kök 5 oldu. Tamam mı? 4'ten 5'i çıkarırsak ne olur? Eksi 1 olur. 2 kök 5'i eksi 1'e bölersem eksi 2 kök 5 yapar. Kök 5'i eksi 1'e bölersem eksi 5 yapar. Artı 2 kök 5'te eksi 2 kök 5 gider ve geriye sadece eksi 5 kalır cevabımız bu olur diyebiliriz. Geçtim diğer soruma. Kök 3 artı 1'in karesi x'miş olmak üzere. 1 bölü x eksi kök 12 çarpı kök 2. Şimdi gençler burada kök 3 artı 1'in karesini e, açsak mı açmasak mı diye düşünelim. Açalım Kök artı 1'in karesi arkadaşlar. Kök 3'ün karesi 3. 1'in karesi 1. Artı kök 3 çarpı 1 çarpı 2. Yani birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 3 artı 1 4 yapacaktır. Bir de burada 2 kök sabit. Peki yazacağız şimdi buraya. 1 bölü. 1 bölü. X gördüğüm yere şunu yazacağım. 4 artı 2 kök 3. Eksi. Kök 12 neydi? 2 kök 3'tü. Bunu da yazdım. Çarpı kök yazdım. Pekala. Burada artı 2 kök 3 eksi 2 kök 3 gitti. Burada ne kaldı? 4 kök 2. Yani 1 bölü 4 kök 2 imiş. Bunu da eşlenik olarak kök 2 ile genişletebilirsiniz. Kök 2 kere 1 kök 2 bölü 4 kök 2 kere kök 2 de 8 yapar sevgili gençler. Şunla şunu da şunun çarpımı 2 2 kere 4 8 cevabım kök 2 bölü 8 miş diyebilirim. Bir diğer soruma bakıyorum. Kök içerisinde 2x artı 1 eksi kök içerisinde 2x eksi 5 3 olmak üzere. Kök içerisinde 2x artı 1 artı kök içerisinde 2x eksi 5'in sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi şunun eşleniğinin şurada olduğunu görüyoruz biz değil mi? Peki ben kök içerisinde 2x artı 1 eksi kök içerisinde 2x yazamadım 2'yi. 2x eksi 5 yazayım. Sonra bunu eşleniğiyle çarpayım. Yani kök içerisinde 2x artı 1 artı kök içerisinde 2x eksi 5 ile çarpayım. Ve bunun da arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. 2x artı 1 yani şunun karesi eksi bunun karesi. Eksi 2x artı 5 diyeceğim. Şimdi eksi içeri dağıtırsak eksi 2x artı 5 yapar. Burada artı 2x ile eksi 2x gider. 5'te e, birin toplamı da 6 yapar. Yani bununla bunun çarpımı şurası 3'tü. Şurası bize sorulandı. Burası da ne yapacak? 6 yapacak. Şimdi soru şu. 3 ile neyi çarparsam 6 yapar? Tabii ki 2'yi. Dolayısıyla soru işareti yani bize sorulan değer 2'ymiş. Şurası bize sorulan değerdi biliyorsunuz. Aynısını buraya yazmıştık soru işareti diye. 3 kere 2 6 yaptığı için burası da 2'dir diyebiliriz. Sevgili gençler cevabımız. 16. sayfamızdayız. Dik üçgende Pisagor bağıntısı A kare eşittir B kare artı C kare bağıntısıyla bulunur. Yani bu ne demek oluyor? hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir diyoruz. Aşağıda verilen çikolatayı Yiğit ve İbrahim eşit olarak paylaşacaklardır. Çikolata sadece kenarlar ve köşegenler boyunca kesilerek iki eşit parçaya ayrılacaktır. İki eşit parçaya ayıracağız. Kareler özdeş olup kenarları bir birimdir. Yiğit beyaz renkli belirtilen kısmı kesmiş. İbrahim Yiğit'in bıraktığı yerden devam edip en kısa yoldan giderek çikolatayı eşit iki parçaya bölecektir. Buna göre Yiğit'in kestiği kısmın uzunluğunun İbrahim'in keseceği kısmın uzunluğuna oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Yiğit'in kestiği kısımları sarıyla göstermeye çalışalım. Tamam mı? Bakın ben bu çikolatayı şu şekilde yapsam. Tamam mı? Şuradan şöyle bir köşegen kessem. Bir tane de şöyle düz olarak devam etsem. Tamam mı? Bakın şuradaki yarım kısım. Şuradaki yarım kısma eşit. Buradaki de buraya eşit. Şu an her ikisinde eşit miktarda var. Yarım kısımlar. Buradaki de buraya eşit. Aynı zamanda şuradaki yarım parça da şuradaki yarım parçaya eşit. Buna bir sıkıntı yok. Tam kısımları saymaya gelecek olursak şimdi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam kısım kalıyor üst tarafta kesilen bir parçada. Alt kısımda ise onu da şu renkle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üst tarafta 10 taneydi. Aşağıda tarafta da 10 tane. Demek ki bir sıkıntımız yok sevgili gençler. Pekala. Madem öyle bu şekilde kesecekmişiz. Şimdi e, Yiğit beyaz renkli kısmı kesmiş diyor. Bakın şurası kök 3 birim uzunluğunda. Burası da kök 3. Burası da kök 3. Toplamda 3 tane kök 3. Artı bile şurada bir de şurada 1 birim uzunluğunda yer kesmiştir. Tamam mı? Yiğit'in kestiği kısmın uzunluğu bu. İbrahim'in kestiği uzunluğa bakacak olursak da Şurası kök 3 mü yazdım? Çok özür dilerim. Kök 2 sevgili gençler. 1-1 kök 2 şurası. Dolayısıyla kök 2'dir diyeceğiz. Ee, İbrahim'in kestiği kısmın uzunluğu da bir birim burada bir birim burada. Yani bir birim kök 2 birim. Bir artı kök 2. Bu şekilde yazabiliriz. Bunun buna oranı sorulmuş. Bakalım. Bunun eşliliği ne? Kök 2 eksi 1. Çarpacağız şimdi. 3 kök 2 ile kök 2 çarparsak 6. 3 kök 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3 kök 2. Ee, daha sonrasında bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Şimdi kök 2 kere 1 diyeceğim. Artı kök 2. Eksi 1 kere 1 diyeceğim. Eksi 1 bölü alt kısım zaten kök 2 çarpı kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1 gelecek. Üst tarafa bakacak olursak 6'dan 1 çıkardım 5. Eksi kök 3 eksi 3 kök 2'den eksi 3 kök 2 artı kök 2 dersek de eksi kök 2 olur. 2 kök 2 olur. Demek ki cevabımız 5 eksi 2 kök 2 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı. Geçtim. Bir diğer soru. Aşağıda iki tane ağaç verilmiş. A ağacının boyu 3kök 2 artı 1, 3kök 2 artı 1 metre olup, B ağacı ise A ağacından 2 metre kısa, yani 3kök 2, 3kök 2 eksi 1, 2 çıkarırsam bu kalır. Ağaçların boyları çarpımı x metre kare olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Bunda bunu çarptı yani eşlenik zaten bunlar. 3kök 2'nin karesi. 18 yapar. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 18'den 1'i çıkarırsak doğru cevap olarak karşımıza 17 çıkacaktır sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. Aşağıda bir işlem diyagramı gösterilmiş. Başlangıçta bir sayı giriliyor. Sayı tam sayıysa kökü çekleniyor. Tam sayı değilse ise 4 çıkarılıyor. Bu diyagramda başlangıç sayısı 1 bölü 2 olursa ee, tam sayı olmadığı için 4 çıkaracağız ve eksi 7 bölü 2 bulacağız diyor. Bu işlem diyagramında Başlangıç sayısı 2 olduğunda sonuç a çıkıyormuş. Başlangıç sayısı a olduğunda sonuç b çıkıyormuş. a kere b kaçtır? Önce a'yı bulalım. Başlangıç sayısı 2 ise tam sayı olduğu için iki köküç ekleyeceğiz. Yani a sayısı 2 artı köküç olacakmış. Bu 1. İkincisi, başlangıç sayısı a ise diyor. Yani bu bu bir tam sayı mı değil. O halde 4 çıkaracaksın diyor. Yani bundan ben 4 çıkarırsam eksi 2 artı köküç olur. Bu da b. Şimdi bunlar birbirinin eşleniği mi eşleniği. Çünkü ben A'ya kök 3 artı 2 B'ye de kök 3 eksi 2 diyebilirim. A kere B soruluyor. Ben bunları çarpacağım. Bunlar birbirinin eşleniği olduğu için kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesi 4. 3'ten 4'ü çıkarırım. Cevap olarak da eksi 1 derim sevgili gençler. Geçtim 19. sayfama. Bizi hızlandıracak bir bilgi daha. Kök m'nin dereceden kök içerisinde n'nin dereceden kök içerisinde x. Bu n'nin dereceden kök içerisinde m'ninci dereceden kök içerisinde x'e eşittir ve yine bunlar da daha kısa bir biçimde şuradaki kökün dereceleri çarpılarak m çarpı n'ninci dereceden kök içerisinde x olarak verilebilir. Yani bu ne demek? x üzeri 1 bölü m'nin 1 bölü n'ninci kuvveti. Ben bunu nasıl yazarım? x üzeri 1 bölü m kere N yazarım. Ki bu da zaten m çarpı nnin dereceden kök içerisinde x'e eşittir diyeceğim sevgili gençler. Bu denklemdeki x kaçtır deniliyor. Mesela burası kaç? 2. O halde sevgili gençler bunu ben nasıl yazarım? Örnek olarak da şunu vermişiz bu arada. 2 kere 3, 6, 6 kere 5 olduğu için 30. dereceden kök içerisinde 2 diye. Peki ben bunu nasıl yazacağım bunu? Onu da şu şekilde yazalım mı? Bakın. Kare kök içerisinde şu 3'ü şunun içerisine atarsam eğer ben 3 üzeri 3 diye girecektir. 3 üzeri 3 ile 3'ün çarpımı nedir? 3 üzeri 4. O halde ben burayı küp kök içerisinde 3 üzeri 4 yazabilirim ki şurada da 2 olduğunu biliyorum. Peki madem bu böyle yazılabiliyor 3 üzeri 4'ün 2 kere 3'ten 6. dereceden kökü yazacağım. Ki bu da 3 üzeri 4 bölü 6'ya eşittir. Ki bu da 3 üzeri 2 bölü 3'e eşittir. 3 üzeri 2 bölü 3, 3 üzeri x'e eşitmiş. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 2 bölü 3, x'e eşitmiş diyeceğiz bu soruda. Bir alttaki soruya bakacak olursak da hemen 3 kere 5 yapıyoruz 15. 15. dereceden kök içerisinde 27 dediğimiz sayı 3'ün küpüdür. 3'ün küpünün 5. kuvveti. Bu da 15. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 3 üzeri 5. Yani 3 kere 5'ten 3 üzeri 15. Bunlar tek sayı olduğu için 15'ler şu gidecektir. Geriye sadece 3 kalacaktır sevgili gençler. Doğru cevabımız da bu olacaktır diyebiliriz. Yine bir hız kazanalım. Ee, y ile X pozitif ve Y x'ten küçük olmak üzere. X artı y A ise X çarpıya B ise tamam mı? A artı 2 kök B'nin kare kökü. Kök X artı kök Y diye. A eksi 2 kök B'nin kare kökü kök x eksi kök y diye çıkar diyoruz. Şimdi kuralın herhangi bir ismi falan yok. Tamam mı? İsimlendirebilirsin. Ama burada yapmam, yapmaya çalıştığımız şey aslında şu. Mesela A artı 2 kök B diyoruz ya biz burada. Tamam mı? Bakın ben A'yı eğer x ile y'nin toplamı biçiminde eğer b'yi de x, de ke x kere y şeklinde yazabiliyorsan bu ancak kök x artı kök y biçiminde dışarı çıkabiliyor diyoruz. Mantık bu. Örnek üzerinde daha iyi anlayacaksın. Mesela burada ben şunu büyük yazmak istiyorum. 3 artı 2 kök 2. Bakın gençler buradaki 2 dediğim sayı 2 kere 1'dir. Buradaki 3 dediğim sayı da 2 artı 1'dir. Dolayısıyla ben bunu rahatlıkla kök 2 artı 1 biçiminde kök 1 yazacağım aslında. Ama kök 1 olduğu için 1 yazdım direkt. Kök 2 artı 1 biçiminde dışarı çıkabilirim. Ve bu da kök 2 artı 1'e eşittir deriz. Böylelikle dışarıdaki kökten kurtulmuş oluruz biz ifadeyi. Peki burada 7 eksi 2 kök 12 bakın 12 3 kere 4'tür bu da 3 artı 4'tür büyük olan öne yazacaksınız. Kök 4 eksi kök 3 yazarsınız buna da kök 4 2 olduğu için 2 eksi kök 3'tür bu ifadede. Bunları kolaylıkla bu şekilde dışarı çıkarabilirsiniz. Peki hocam alttaki soruda buna benzer bir ifade olsa da burada 2 yok hocam alttaki soruda o 2'yi nasıl bulacağız? Bakın ben soruyu büyüterek size yazayım şöyle. 8 eksi bu 4'ü ben 2 kere 2 diye yazabilirim. Buraya 3'ü ekledim. Daha sonrasında 2'yi kök 2'ye bölersem kök 2 gelir. Doğru mu? Doğru. Şimdi şuradaki 2'yi içeri dahil edebiliriz biz. Yani 8. De, kök, kare kök içerisinde 8 eksi 2 kök 2 içeri atarsam 4 olur. 3 kere 4 de 12'dir. Artı kök 2. Şimdi buna bakalım. Şu 12 dediğim sayıyla 8 arasında bir bağıntı bulacağız. Toplamları 8 olan çarpımları 12 olan sayı lazım bize. Mesela 6 kere 2 gibi 6 artı 2 gibi. Demek ki ben burayı kök 6 arada eksi var. Eksi kök 2. Bir de dışarıda artı kök 2'miz vardı. Artı kök 2 ile eksi kök 2 gider. Cevap olarak karşımıza mis gibi tek başına kök 6 kalır sevgili gençler diyeceğiz. 21. sorumuza 21. sayfamıza geçtik. Bir tane soru, 3 tane soru, bir tane bilgilendirme mesajı var bize. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda şekil 1'de uzunluğu birim cinsinden verilen çubuk şeklinde çikolata ikiye bölünüyor. Bölünen çikolata parçaları şekil 2'de verilmiştir. Buna göre x'in uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen bizim yapmamız gereken hareketi söylüyorum size. 50'yi ben 25 kere 2 burayı da 25 artı 2 diye yazabilirim 27'de. O halde bu dışarı nasıl çıkar? Kök içerisinde 25 artı kök içerisinde 2 diye çıkar. Değil mi? Bu çikolatanın uzunluğu budur. Yani 5 artı kök 2 diye çıkacaktır. E bu çikolatanın uzunluğu bu 25'i 5 diye çıkardım bu arada. 5 artı kök 2 ise bak burada 5 artı x var. O zaman x kaçtır arkadaşlar? Mecburi olarak kök 2'dir diyebiliriz. Mis gibi soru olmuş. Bilgilendirme mesajımıza geçelim. Bizi hızlandıracak olan. Köklü denklemler çözülürken köklü ifade yalnız bırakılır. Kök kaçıncı derecedense eşitliğin her iki yanının o dereceden kuvveti alınıp bilinmeyen bulunur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Nasıl mesela? Bak burada zaten köklü ifade yalnız başına. Her iki tarafın hemen karesini alacaksın. Böylelikle x eksi 3 ne olur? 4 olur. O halde eksi 3'ü karşıya atarsan x kaç çıkar? Kaç çıkar? 7 çıkar. x 7'ymiş diyebiliriz. Çözüm kümesi tek elemanıdır ve 7'dir. Bu 1. Buraya bakalım. A artı kökü A bölü kökü artı 1 eşittir. 8 eksi kökü A olarak verilmiş bize. Burada ne yapmamız lazım? Ben olsam üst tarafın mis gibi kökü A parantezini alırım. Burada ne kalır? Kökü A. Şurada ne kalır? Artı 1 kalır. Bölü. Burada ne var? Kök A artı 1. Şimdi hocam bunlar sadeleştirilir mi? Sadeleştirilirse doğru olur mu? Doğru olur sadeleştirilirse. Neden biliyor musun? Çünkü kök A artı 1'in sıfır olmadığını gayet iyi biliyorsun. Bunlar gitti. Kök A eşittir. 8 kökağı. eksi kök A. Eksi kök A'yı şu tarafa fırlat. 2 tane kök A kalır. Eşittir 8. Her iki tarafı 2'ye böl. Kök A eşittir 4. Kare kökü 4 olan sayı nedir? nedir biliyor musunuz? 16'dır. Ya da her iki tarafın karesini alırsın. A eşittir. 16 gelir. Cevabım bu olur sevgili genç, gençler. Sevgili arkadaşım, sevgili gençler. Her neyse. Siz anladınız onu. Bir diğer sorumuz. Bir dik üçgenin dik kenarları A ve B birim. Hipotenüsü C birimse ABC arasında A kare artı B kare C kare bağıntısı daima geçerlidir. Yani bu nedir? Pisagor bağıntısı. Bir duvar saatinde akrebin boyu 2 üzeri 10 birim. Yalkovanın boyu 2 üzeri 21'in karekökü birimdir. Buna göre saat 15'te akrep ve yelkovanın hareketli uçlu uç noktaları arasındaki uzaklık nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şurası 12, şurası 3, şurası 6, şurası 9'dur. Değil mi? Ee, duvar saatinde. Saat 15'i nasıl gösteririz? Akrep bunu gösterir. Yelkovan da bunu gösterir. Yelkovan daha uzun olanıdır. Şöyle ve bunların arasındaki açı da diktir. Akreple yelkovanın e, uç noktalar arasındaki uzaklık sorulmuş ya. Uç noktalar arasındaki uzaklık da şu maviyle gösterdiğim kısımdır. Peki akrep kaç birimdi? 2 üzeri 10. Yelkovan kaç birimdi? 2 üzeri 21'in karekökü kadar birimdi. Ben buraya haş dersem. Haş nasıl bulunur? Haş kare eşittir. Şunun karesi bunun karesi nedir? 2 üzeri 21. Artı bunun karesine 2 üzeri 10. E, haş kare eşittir. 2 üzeri 20 parantezine alınırsa eğer şurada 2 kalır. Burada 1 kalır. Demek ki bu neymiş? 2 üzeri 20 çarpı 3'müş. O zaman haş nedir arkadaşlar? Şunun karekökü 2 üzeri 10'dur. 2'ye bölünür Çarpı bunun karekökü de 3'tür. Kök 3'tür. H 2 üzeri 10 çarpı kök 3müş. Neyi sormuştu? Bize aradaki uzaklığı sormuştu. Budur sevgili gençler. 2 üzeri 10 çarpı kök 3 bizim sorumuzun cevabı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Geçtik bir alttaki sorumuza. Diyor ki her gün kökük santimetre uzayan bir fidana ait bilgiler verilmiş. Her gün kökük santimetre uzuyormuş. Birinci günün sonunda 8 santimetreymiş. İkinci günün sonunda bu kadar. Üçüncü günün sonunda da bu kadar. Yani burası 8 artı kök x iken burası 8 artı 2 kök x'miş. Ve bu da 18'e tekamül ediyormuş. Tamam mı? x artı x kare kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın şu 8'i karşıya gönderirsem ben 2 kök x tamam 2 kök x eşittir 10 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem kök x eşittir 5 olur. Kök x 5 ise her iki tarafın karesini alıp x eşittir 25 olur. x 25'miş sevgili gençler. x 25 ise bak burası 25'tir. 25'in karesi de 625'tir. İkisinin toplamı 650'dir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla bu güzel soruya. Geçtim 23. sayfama ki burada bizi ne karşılıyor? Konu bitti diyor artık bu başlık sınavda peki nasıl sorarlar hocam diye soruyor bu başlık bize. Biz de sınavda ee, kare köklü sayılar yani köklü sayılar köklü ifadeler kısmındaki sorular nasıl çıkar bunları bir inceleyelim. Aşağıda kök 405 mililitre su alabilen bir şişe ve birbirinin aynısı olan bardaklar verilmiş. Bu suyun tamamı yukarıda görünen ve kök 5 mililitre su alabilen bardaklardan en çok kaç tanesini tamamen doldurabilir? Bak bunlar kök 5 mililitre su alıyormuş. Bu da kök 405 mililitreymiş. O zaman benim yapmam gereken şey ne? Kök 405 mililitreyi kök 5 mililitreye bölmek. E şimdi yukarısını düşünecek olursak 81 kere 5 var bak içeride 405. E burası nedir? Burası kök 5'tir. Ben bu 81'i dışarı çıkarırsam ne olur? 9 kök 5 olur. 81 dışarı 9 diye çıkar. Kök 5 içeride kalır. Alt tarafta da bir kök 5'imiz var. Şunlar giderse bu nedir? 9. Demek ki ben bu kadarlık sürahiyi bu kadarlık bardaklara boşaltırsam bana 9 tane bardak lazım sevgili gençler. O halde cevabımız ne olacak? 9 olacak. 9 tanesini tamamen doldurur diyebileceğiz sevgili gençler. Geçtim 24. soruma. Burada köklü sayılar ve burada da bu köklü sayıların yaklaşık olarak değerlerini, yaklaşık olarak bak net değerler değil, yaklaşık olarak değerlerini bize veren bir tablo var. Aşağıda santimetre birimine göre bir cetvel verilmiş. Üstteki bilgiyi aşağıda kullanacağız demek ki santimetre birimine göre bir cetvel verilmiş. Buna göre tam 6 santimetrede bulunan bir nesne 10 artı 2 kök 21 eksi 12 eksi 2 kök 35'in burası da karekökü, burası da karekökü. Bunların farkı santimetre kadar cetvel üzerinde ok yönünde hareket ettirilirse nesne harflendirilmiş bölgelerin hangisinde yer alır diye sormuş. Köklü sayıların değerleri için yukarıdaki tablo kullanılacaktır diye de bilgi veriyor bize. Şimdi gelin 10 artı 2 kök 21'e kare köküne ve 12 eksi 2 kök 35'in 35 diyorum 53 yazacağım 35'in kare köküne bir göz atalım. Bakın arkadaşlar 21 7 kere 3'tür. 10 ise 7 artı 3'tür. 35 arkadaşlar 7 artı 5 iken 12'de 12'de pardon 7 kere 5 iken ne diyoruz ya 7 kere 5 iken 12'de 7 artı 5'tir. Güzel. Arada ne var? Eksi. Ben şunu nasıl yazarım? Kök 7 artı kök 3 diye yazarım. Şu da büyük olan kök 7 olduğu için eksiyi koydum. Kök 7 arada eksi var. Eksi kök 5 diye yazarım. Sonra mı? Sonra şu. Dağıtacağız bu eksiyi. Kök 7 artı kök 3. Eksi kök 7 artı kök 5. Kök 7 şurası. A eksi, eksi kök 7 ile artı kök 7 gider. Demek ki bu kök 5 artı kök 3'müş arkadaşlar. Bu ee, nesne. E şimdi kök 5'in yaklaşık değeri neymiş? 2.2 2.2'ymiş. Yaklaşık olarak 2.2. Şunun yaklaşık değerine sevgili gençler kök 3'ün o da 1.7 1.7'ymiş. İkisini toplayacağız. Yaklaşık olarak buna eşit olacak. Bu da nedir? 3.9'dur. 3.9 nerede? Bunu bulmamız lazım. Bu arada bir bakalım ha, çıkardık kök 5, kök 3 dedik tamam bunları toplayacağız. Ne diyor? Santimetre kadar cetvel üzerinde tam 6 santimetrede bulunan bir nesne. 6 santimetre nerede? Şurada. Tam burada bulunan bir nesne bu kadar daha hareket ettirilecek. Şimdi ben 6'nın üstüne bunu eklersem 9,9 yapar. Peki 9,9 nerede? 9 ile 10'un arasında şurada. Yani hangi bölgede? C bölgesinde. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. ÖSYM ayarı mı? Aynen öyle. ÖSYM ayarıydı. Tamam mutlaka bak bu soruları çok iyi dinle. Önce videoyu durdur. Çözmeye çalış. Çözemezsen dinle. Çözsen de dinle. Daha kısa yoldan çözmüş olabilirim. Ya da senin daha kısa bir fikrin olabilir. Bunu da yorum kısmında belirt. Tamam. Geçtik. Aşağıda ard arda gelen iki ağaç arasının eşit ve kare kök içerisinde küp kök 12 birim olduğu gösterilmiştir. İlk ağaç ile son ağaç arasındaki uzaklık küp kök 2 çarpı karekök 3 üzeri 13 olmaktadır. Buna göre toplam kaç ağaç dikilmiştir diye soruyor. Şimdi ilk ağaçla son ağaç arası bu kadar. Her ağacın arasında da bu kadar var. Ağaçların kalınlığı da önemsenmiyorsa benim yapmam gereken olay şu aslında soru bizden şunu istiyor. 3 2 karekök 3 üzeri 13'ü diyor. Karekök içerisinde küp kök içerisinde 12'ye diyor. Bizim bulmamız olan, bulmamız gereken şey bu. şimdi yapalım hadi. Bakın ben burada şu 2'yi içeriye 2, 2 üzeri 2 diye sokarım. Bu gider. Şuradaki 3 ile şuradaki 2'yi çarparım. 6. dereceden kök içerisinde derim. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 13 yazarım. Bölü. Bak buradaki 2. 2 kere 3 kaç yapar? 6. 6. dereceden kök içerisinde 12 yazarım. Sonra mı? Sonra şunu yaparım. 2'nin karesine 4. 4'e böldüm. 4'e böldüm 3. Burada 3 üzeri 1 var. Burada da 3 üzeri 13 var. 3 üzeri 12 kaldı. 6. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 12. Bu nedir? 12 ile 6'yı sadeleştirirsen 3'ün karesi kalır. 3'ün karesi kaçtır? 9. Cevap 9'muş. O zaman 9 tane ağaç dikilmiştir diyebilir miyiz sevgili gençler? Bakalım. Bu kadara bölersek. Hmm. Peki şöyle diyelim. Cevap 9 olarak işaretlenmiyor mu? Yanlış mı fark ettim sanırım. Mesela Şuraya bir ağaç diktim. Buraya bir tane, buraya bir tane ağaç diktim. Buranın toplamı 6 metre. Tamam 6 metre. E, ve ben 3 metrede bir ağaç dikmiş olurum değil mi? 3 metrede bir. Ben 6'yı 3'e bölersem ne bulurum? 2. Yani ağaç sayısından bir eksik bulurum değil mi? Güzel. Ben burada ne buldum? 9 buldum. O halde ağaç sayısı 10'dur sevgili gençler. 9 değildir. Umarım siz de böyle yaptığınız hataları yani gerçek sınavda eğer herhangi bir hata yaparsanız inşallah yapmasınız da Yaparsanız yaptığınız an fark edersiniz. Yoksa iş işten geçtikten sonra çok kötü oluyor. Gerçekten uğraşıp çalışıp izinip soru, yaptığınız soruda bile e, hata çıkarsa bu canınızı çok sıkıyor. İnşallah siz de hemen benim gibi fark etmiş olursunuz hatanızı. Yukarıda sadece matematikçilerin evlerinin olduğu bir de gösterilmiştir. Keşke öyle bir sokak olsa. Caddenin bir yanında numaraları soldan sağa doğru ardışık tek sayıların kare kökü olacak biçimde evler sıralanmıştır. Mesela kök 1, kök 3, kök 5, kök 43 gibi daha sonrasında caddenin diğer yanında ise her evin karşısında bir ağaç olacak şekilde ağaçlar sıralanmış. Ağaçların numaraları soldan sağa doğru ardışık çift sayıların kare kökleridir. Ee, kök 2, kök 4, kök 6, kök 8 diye gidiyor kök 10. Burada hocam niye 2 yazıyor deme aslında orada kök 4 yazıyor. Tamam mı? Buna göre Gauss'un evinin numarasının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Hadi bakalım. Şimdi... 1'in karşısında 2'nin karekökü var. 3'ün karşısında 4'ün, 5'in karşısında 6'nın, 43'ün karşısında 44'ün karekökü olur. Doğru mu? Doğru hocam. Bir sıkıntı yok. A sayısı neymiş? Kök içerisinde 44'müş. Bak burada ne yazıyor? Kök içerisinde A kare artı 78 yazıyor. Kök içerisinde kök 44'ün karesi artı 78 diyeceğiz. Kök 44'ün karesi 44'tür. 44'e 78 ekleyeceğiz ki bu da 70-40 daha 110 yapar. 110 yapar 8, 4 daha 12, 112 e, pardon 110, 122 yapar değil mi? Kök içerisinde 122miş bak burası. Kök içerisinde 122 o zaman burası nedir? Kök içinde 121'dir. Peki bu kaçtır? 11 midir? Gauss'un evinin numarasının rakamları toplamı sorulmuş bize. 1 artı 1, 2 yapar sevgili gençler. Demek ki Gauss 11 numaralı evde oturuyormuş. Yani kök 121 numaralı evde oturuyormuş diyebiliriz. 28. sayfamızdayız. Aşağıda dar ve geniş açılar için birer işlem tanımlanmış. Eğer diyor x dar açıysa buradaki a'yı b'yi sen 1 bölü a artı b biçimde yazacaksın diyor. Eğer x geniş açıysa buradaki a ile b'yi kullanarak a ile b'yi çıkaracaksın birbirinden ve mutlak değerini alacaksın diyor. Yani pozitif farkını istiyor. Büyükten küçüğü çıkar diyor yani. B ile a'dan hangisi büyükse büyükten küçüğü çıkar diyor. Aşağıda birim kareli zemin zeminde iki tane açı verilmiş. Buna göre alfa açısına ait işlemin sonucunun beta açısına ait işlemin sonucuna oranı nedir diye soruyor. Şimdi alfa açısına ait işlemin sonucunu bir bulalım biz. Alfa nerede? Burada geniş açı. Yani şunu kullanacağız. Şurası bir birim burası kök 2 birim mi? Aynen öyle hocam. O zaman büyük olandan küçük olanı çıkar. Kök 2 eksi 1. Beta açısına ait işlemin sonucu da dar açı olduğu için beta. Şunu kullanacağız. 1 bölü bakın burası 2 birim burası 2 kök 2 birim. Ne diyeceğiz? 2 artı 2 kök 2 ya da 2 kök 2 diyelim artı 2. Bunu buna oranla diyor bize. Alfayı betaya oranla demiş çünkü. Yazalım. Kök 2 eksi 1 bölü 1 bölü 2 parantezin alırsam kök 2 artı 1 gelir. Doğru mu? Doğru. Bunu ters çevirip çarparsak zaten 2 çarpı kök 2 artı 1 çarpı kök 2 eksi 1 bölü 1 gelir arkadaşlar. Şu 1'i görmemize gerek yok zaten. Kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'in çarpımı kaçtır? Kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1'dir. 2 kere 1 kaç yapar? 2 yapar. Demek ki cevabımız neymiş? Bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz. Ve son sorumuz. Güzel bir soru. Beğendiğim de bir soru. Dolayısıyla dikkatle dinlemende, pür dikkat dinlemende fayda var. İlk çözenler çünkü biraz afallayabiliyor. Geçen seneden bildiğimiz bir soru. Geçen sene Rönesans denemelerindeki bir soruydu sanırım. Bakayım düşüneyim. Rönesans denemelerinde miydi hatırlamıyorum. Büyük ihtimal öyleydi. Pandemide, pandemi sürecinde çözdüğüm bir soruydu. Beğendiğim de bir soruydu. Pür dikkat dinlersen sevinirim. Çünkü ilk çözenler veya böyle düşünenler afallayabiliyor. Aşağıda O merkezli daire biçimde bir karton verilmiştir. Evet durdurup önce sen çözebilirsin. Bu kartondan şekildeki çizgiler boyunca kesim yaparak elde edilen A parçasına daire dilimi denir. Buna göre aşağıda birim kareli zeminlerin hangisinde bir daire dilimi gösterilmiş olabilir diye soruyor. Yani bunun dilimi değil de bir daire dilimi kesilmiştir diye soruyor. Şimdi daire dilimi kesildiyse bir kere burası R ise burası da R olmak zorunda. Yani yarıçaplar birbirine eşit olmak zorunda. Şuradaki yarıçapla şuradaki yarıçap birbirine eşit değil. Gitti. Doğru mu? Doğru. Şimdi şuna bakalım. Bakın şuradaki yarıçapla şuradaki yarıçap birbirine eşit. Bu olabilir yani değil mi? Bu bir kalsın o zaman. Şuradaki yarıçapla buradaki yarıçap birbirine eşit değil sevgili gençler. Şununla şu birbirine eşit değil. Gitti. Burası bakın şöyle yaptığımız zaman birbirine eşit. Dolayısıyla bu da olabilir. Bu da kalsın. Buna bakalım. Bu da birbirine eşit. Bu da kalsın. Bu da olabilir. İki tane şıkkı eleyebildik. Öyle üç tane dört tane de eleyemedik yani. Durum sıkıntılı. Peki ne yapacağız? Biraz uyanık olacağız. Ben bunu buradan çekersem bu da R olur mu? Olur. Peki o zaman bunu buradan çekelim. Bakın sevgili gençler burası 2 kök 2. Burası 2 iki kök 2 iken burası 2 kök 2 olur mu? Ki 2 kök 2 dediğimiz sayı 2 kök 2 dediğimiz sayı nerededir? 3'ten küçüktür. Kök 9'dan yani değil mi? Çünkü bu kök 8'dir kendisi. Ee, kök 4'ten yani 2'den de büyüktür. 2 ile 3 arasında. Bakın bu 3 birimi geçiyor sevgili gençler. Yani ben size şöyle yapabilirim. Şöyle gösterdim. 3 birimi geçmiş. Demek ki Bursa seçeneği gitti. Kaldı iki seçenek. Hadi bakalım yapacağız biz bu işi. Geçtim buraya. Şuna bakacak olursak. Şurası 3 birim. Şurası 3 birimse burası 3 kök 2'dir. Burası da 3 kök 2'dir. Ben şunun da 3 kök 2 olmasını beklerim. Beklemek hakkım ama burası kaç birim? 4 birim. 4 ile 3 kök 2 eşit mi? Değil gitti. Cevap edilmeymiş ama biz yine de bakalım. Bakın burası 3. Burası 3. Burası 3 kök 2. Yandakinin aynısı çıktı. Burası 3 kök 2. Buraya bakalım. 3 kök 2 dediğimiz sayı aslına bakarsanız kök 18'in ta kendisidir. Ve kök 18 kök 25 ile kök 16 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasında bir sayıdır. 4 ile 5 arasında olduğu için de 4'ten büyüktür. 4 artı bir de fazlası var değil mi bakın burada. Dolayısıyla cevabımız mis gibi edilmedir diyebiliriz sevgili gençler. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir haftayı daha geride bıraktık sevgili gençler. Umarım senin için karlı bir hafta olmuştur, yararımız dokunmuştur, umarım ödevlerini yapıyorsundur. Çünkü 31 Aralık'a geldiğimiz zaman sen bu kampa başlamak için çok geç kalacaksın. Kampa başlamayan arkadaşlarım, e, videonun altına belirtirlerse sevgili gençler, hani yoğunluk çok olursa, yoğunluk çok olursa, tekrardan bir e, kamp programı sizler için, yeniden başlayanlar için veya e, bizi ilk defa görenler için, veya bu programa başlamak isteyip de başlayamayanlar için sizlere tekrardan bir kamp programı hazırlayalım. Bunun da duyurusunu yapalım. Güzel olur. Bu şekilde devam ederiz. Şimdi bu kampı devam bu, bu videoyu izleyenler için bu kampa demeyelim. Çünkü sizler kendi kafanızda bir mezun kampı bir de normal kamp olarak ikiye ayırdınız ama normal kamp mezun kampı yok. Bu videoyu izledikten sonra yapman gereken ödevler var. Bu videoyu izledi, izlediysen artık ödevin şunlar. 1- Çarpanları ayırma. 2 üslü sayı 3 köklü sayı Hemen anında 1 matematiğin ilacından 2 kendi belirlediğin kaynaktan ödevlerini yapıyorsun Bu, bu bölümün bu saydığım 3 bölümün sorularını hemen çerez gibi alıp tak 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 çözüyorsun Bu sana çok büyük fayda sağlayacaktır ve şunu iddia ediyorum sen bu iki kitaptan yani hem kendi belirlediğin kaynaktan hem de matematiğin ilacından bu bölümün sorularını çözdükten sonra anında sıcağı sıcağına bakın. Haftaya Perşembeye kadar bu bölümün sorularını çözersen eğer kafanda bu, pro, bu bölümle alakalı hiçbir problem yaşamayacaksın. Hiçbir denemede Allah izin verirse hata yapmayacaksın. Bu şekilde de kendine bir özgüven aşıla. Ben sana güveniyorum. Sen de kendine güven. Ben bu şekilde olacağını düşünüyorum. Mutlaka da bu şekilde olacak. Tamam mı? Evet. Dediğim gibi yorum kısmına yazın arkadaşlar. Veya ben topluluk kısmında sizlere sorayım. Tekrardan bir program yapalım mı? Yoksa e, hani yeni başlayanlar için bu programa entegre olabilmeleri için bir program başlatalım mı yoksa başlatmayalım mı tarzında. Buna siz karar verin arkadaşlar. Ee, eğer ki talep çok olursa yeni bir program oluştururuz ama talep az olursa dediğim gibi az olursa demeyin de. Hani belir belirlediğim sayının üzerine çıkmazsa normal bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize bir program çıkarın diyebiliriz. Ee, belki kıyamam hepinize bir program yeniden yaparım arkadaşlar videonun sonuna geldik haftanın sonuna geldik 8 haftada görüşmek üzere hoşça kalın sağlık kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın